Alo. Alo. Aç gözlü pisliksin Cevahir. Bunlar hep senin aç gözlülüğün yüzünden geldi başımıza. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eczanemi mi kapattıracaksın? Ne oldu? Kazanabildin mi? Yok, kazanamadım. Kumarda kaybettim hepsini. Alo Bezirgen. Çok sıkıştım. Bir eczanede mahsur kaldım. Alo. Alo. İbrahim o. Bezirgen diye bahsettiğin adam hapishanede kumar oynatan adam değil mi? Ta kendisi olur. Ben onun şefiyim, el verdim ona. Şimdi kapa gaganı da geç yerine hasta etme beni. Cilalı İbrahim abi. Eğer bizi bırakırsan seninle dost oluruz vallahi. Bak Ulvi'yi yollar, seni alırım yanıma. Güzel abim teslim ol bak. Senin lehine yalancı şahitlik edebilecek yığınla adam bulurum sana. Az bir ceza ile çıkarsın. Çok ceza ile de kızın sevimle yaşarsın ha? Ben içeri giremem. Eğer içeri girersen elbet bir gün çıkarsın. İbrahim abi şimdi insan içine çıkamıyorum be. Ay şu kutu size gitti, getiremedi şu sevimi. Memur bey, bir baksanız içeri. Silahlar patlıyor, oğlumuz kızımız var içeride. Ay aslında sevimin kafasına silah dayayıp getirtmek lazım buraya ya da bayıltıp. Başka türlü yenilmez onun inadı ya. Yok bir şey, kurşun sıyırmış. Babaklar, o kız bir daha ağlarsa senin de anan ağlar. Gerisi tamam ağlar. Çok mu seviyorsun kızı? Sevenleri ayırmam, birleşin. Alayınızı birden vuracağım. İyi oldu, aramızda da hiçbir bağ yoktu zaten. Konuşmayın da şehadet getirin. Silah sesi duyuldu. Arkadaş da vuruldu, polisin girmesi yakındır. Sizi kalkan yapacağım kendime. Gel. Tamam, gel. İbrahim, teslim ol. Gelin dağılın ulan, gelin dağılın. Kızım. Baba. Ne olur yapma. Bak insanlar çok korktu. Bu rehin aldığın insanlar benim küçüklükten beri arkadaşım. Yapma baba ne olur. Kızım. İçeri girersen bir daha seni göremem. Ben içeriği görürüm baba. Ben seni görürüm. Şimdi bir dakika ofisörler, bir dakika. Bir 5 dakikalık telefon görüşmesi var. Diğer kızı hatta. Lütfen kişilik hakkı. İbrahim abi sen Bezirgen'i tanıyorsun. İçeride bir kumar meselesi var da. Katip benim yeğenim de. Bir infaz olmadan dursun be abi. Bak gözünün çamanını yiyeyim. Sen içerideyken her gün sana dondurma getiririm abi. Allah aşkına bir arar mısın? Alo. Bezirgen, yine ben İbrahim. Ben paçayı kaptırdım. Bundan sonra artık içerideyim. Yalnız içeride benim bir yeğenim var. Katip kumar meselesinden infazına karar vermişsiniz. O işi durdurun. Ben gelince halledeceğim, tamam mı? Başım üstüne abi, emrin olur. Tamam çocuklar, bırakın. Thank you.
Baba. Lan faydasız herif. Yine başımıza ne dertler açtın ya. Hadi eczaneyi kapatın da gelin. Hadi gidelim biz. Hadi bekliyoruz eşek. Yoksun, her şey için senden nefret ediyorum Cevahir. Eczaneyi açıp başımıza bir sürü bela açtın. Sen mesleğin yüz karısısın. Seni şikayet edeceğim Eczacılar Birliği'ne. Yavaş. Bu operasyonda ben yalnız değildim. Koyu Concord kokladı ardımı. Senden de nefret ediyorum Bilal. Rica ediyorum. Ya ortam senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Biz bu işi niçin yaptık hiç haber... Her ne için yapmış olursanız olun. Hepinizden nefret ediyorum. Allah Allah. Ortam niye söylemedin? Bırak öyle bilsin ya. Alacak kargaya taş atan olmaz. Kekliğin peşinde koşan çok imiş. Ha? Ne? Allah'ım ya, beğendin mi yaptığını Cevahir? Nöbetçi olmadığımız halde eczaneyi açtığın için ceza yedik işte. Ha, ne diyeyim ben sana şimdi ha? Eline sağlık değil mi? Allah Allah yavrum, easy ya. Abartma bu kadar. Sonuçta sağlık sektöründeyiz dersin yani. Ne var? Kapı gibi diploman var Allah'ın sen ya. Bu ceza izinsiz nöbetçi eczane açan halklara ibret olsun. Üç deyince tekrardan işe başlıyorum ben. Allah'ım hala espri yapıyor ya. Ya ben seninle mi uğraşacağım, işimi mi yapacağım Cevahir? Ya sürekli bir organizasyon içerisindesin. Çok yaşa Uli. Zeyna ortağım ya. Çok pis böyle var, hasta olmuşum ha. Ağzım burnum eriyor vallahi, böyle akıyor. Bana oradan böyle C vitaminli, mineralli ilaçlardan versen ya. Tamam. Büyümeme de yardımcı olsun ha. Çok yaşa, mamana. Cava, ortağım görmedim seni ya. Öpeyim seni kocaman, gel. Dur lan parazit. Ağzımın içine fışkıracağım, beni de akıntıya sürükleyeceksin. Bulaşıcı Ulvi. Bir duduş alayım yeter. Al, tamam. Ortağım yetmediyse avuçla, tamam mı? Al Ulvi'cim, ilaçların hazır. Çok geçmiş olsun. Eyvallah ortağım ya. Bak ne diyeceğim. Bunları Cevan'ın maaştan düş. Cevan benim gözümden düştü. Maaşı falan yok, kovuldu. Ah, anladım. O zaman ortağım. Bunlardan bana helal edin ya. Böyle birkaç tane alıyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Barışçılık. Zey, ayıp oluyor ama ha. Beni yetersizin yanında işten kovuyorsun, ayıp oluyor ama ha. Sen de bu eczanenin bir ciddiyeti olduğunu ne zaman anlayacaksın Cevahir? Sürekli beni ve eczaneyi zor durumda bırakıyorsun. Daha borçların bir bitmeden yenisini ekledin. Tamam, farkındayım. Haklısın, dibine kadar haklısın. Kutupta beyaz yumurtlamayı reddeden tavuk kadar haklısın. Ama bak, sana yemin içiyorum. Eczaneyi tekrardan coşturacağım, tamam mı? Bak, mayış falan da istemiyorum. Yeter ki gül yüzün gül reçeli olmasın, bak. Bu cezayı, paranı geri kazanacağım. Beni sadece burada bekle. We'll be right back.
dikkat et lan, bu nasıl fışkırık? Adeta roketi ters bağlanmış taşıt gibi geri tepiyorsun lan. Ne yapayım Ceba ya? Geçen balkonda acil böyle mangal yaptım, tamam mı? O ara böyle ateşlendim, çıkardım üstüm başımı, soyundum. Sonra ısınayım diye mangalın üstüne oturdum acil. İşte o ara ben böyle ceyranla kalmışım, tamam mı? İşlevi kes. Bana bak oğlum, onu bunu boş ver de. Zeynep benim yüzümden dinozor yüküyle ceza ödedi. Zeynep'e yardım etmek lazım oğlum. Ceva sen ne mal adamsın ya? Sen ne malsın ya? Sen o nöbet için abisin, canı için yapmadın mı hacı? He, yapmadın mı? Kıza bak ya. Bu meyvelerin var ya, meyvesi böyle kurtlu kurtlu, kımıl kımıl ha. Konuşma lan! Vallahi billahi seni sağlıksız koşullarda koştururum ha. Bana sinir atma. Atın oğlu! Anlamıyor musun oğlum? Gösterilmeden yapılan iyilik iyiliktir. Artistliğe lüzum yok. Hayır, şimdi göstermeden bir iyilik daha yapmak lazım. Ama ne? Buldum oğlum. Ulvi, sendeki bu gripleri, mikropları, virüsleri bütün mahalleliyle paylaşmalısın ki herkes grip olsun. Herkes eczalık olsun. Herkes mahalledeki tek ecza olan meyveli eczaya koşsun. Anladın mı? Vay be. Ceva, ağız yoluyla değil de cinsel yolla bulaştırsam olur mu? Vur. Seni var ya çarmıha gererim ha. Senin son yemeğini yediririm. Denize sıfır Ulvi. Vallahi billahi tüm mahalleliye sürterim seni ha. Yürü. Planı yürütelim. Of. Hararetim sınırları zorlamakta müfik. Allah Allah. Oğlum sıkmasana şunu ortalık yerde. Hadi gerçeği vitamin oldu. Geç tezgahın arkasında sık. Ben tezgahın arkasına geçmem Dever abi. Tezgahın arkası pek çok tehlikeye gebe. Ben ne gebe olmak isterim ne de girip Allah korusun. Ne o, taze sıkılmış oralet mi? Yani şu yaptığın şey var ya Müfük. Sevdiği kız için Müslüman olup sünnet olmuş bir ecnebi damadın papaz nikahı kıydırmasına benziyor. Neyse aman, ben hasta olmayayım de. Vallahi çok korkuyorum hasta olmaktan. Çünkü hasta olursam inli olmak zorunda kalırım. Vücuduma metal bir şey girmesindense bahçe küreğinin sapı girsin daha iyi. Vallahi billahi ya. Yani Katip abinin Zeynep'e olan aşkımı öğrenmesinden bile çok daha fazla korkuyorum inli olmaktan. Oğlum, gidip ilacı alsana Zeynep'ten. Gitmem. Gitmem o. Ben o meyveli eczanesine uyuz oluyorum. O sefil orada olduğu sürece bir tek doz ilaç bile almam oradan Dever abi. Kolay gelsin. Vay. Abi abi yok olun. Gün yapacağız. Kadınlar gelecek. Ulvi ya Sevim'e söyleme ne olur. Darılır şimdi. Sevim'e gün var dediğimizde gidip yıllık izin alıyor akıllım. Tamam tamam söylemem ya. Ama ben de katılayım güne. Heh, hangi gün bu? Hafta içi mi? Ulvi. Oğlum senin grip var ya. Buradan dağılacak mahalleye. Anladın mı? Havasız Ulvi. Çıkış noktası burası. Anladım ortağım. Demek pilot bölge burası. Amele, pilot değil. Pilot bölge, pilot. Vallahi paraşütüne delik açacağım şimdi ha. Konsantre ol. Şimdi birer tepsi poğaça alacağız, tamam mı? Takip et beni. Mami. Hazır biz de gelmişken yardım edelim diyoruz. Ben de evladım diye boş boş gezmeyeyim odalardan. Şu olmuş poğaçalardan şu tepsileri alalım. İçeriye götürelim. Tutu gibi Tom. Lan gavur ordusu gibi saldırmayan poğaçalara. O kötüleri yine ha. Adamın içine çıkacak onlar. Tamam oğlum tamam.
Götürün bir derin kaba koyun ama tekrar getirin, tamam mı? Hadi benim avarat oğlum. Ha benim balık etli oğlum. Hadi. Hadi oğlum Ulvi. Hadi oğlum Ulvi. Hıngır, pıskır, fışkır, hapşır. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi araç kol gelecek şimdi, hadi! Olmuyor, tam olmuyor ya. Gerildim ben, yapamıyorum. Şimdi bana bak lan, bana bak. Ahtapot gerdiği gibi çırpınma. Hadi hapşır, saç virüslerini de kanalımcılar kapsın gribi. Hadi oluşum benim, hadi, hadi yavrum, hadi fışkır, fışkır. Gelmiyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor Cevay. Burnunu sıvazlayayım, belki gelir, sıvazlayayım burnunu. Abi! Tepsileri ne yaptınız? Samurları kafamıza koyacağız ha. Bana bak. Anam diyorsun. Hapşır, hapşır. Hapşır oğlum. Bana hapşır oğlum. Ya abi. Abi, ne yapıyorsunuz siz burada? Bitirecek misiniz bunların hepsini ha? İnşallah sindiremezsiniz de bir bütün olarak geri çıkarırsınız. Şimdi bir bütün olarak mutfağından çıkın çabuk. Bağırma kız abiye, vallahi cıngıraksız yırtarım senin evlilik cüzdanını ha. Bağırma. Aha bu tepsinin içine bu fışkırdı, bu mumlar oldu. Bu yenmez artık, tamam mı? Vallahi olmaz, anneme söylerim. Anneme söylerim. Anne! Anne! Cevap! Ne yapıyorsun sen? Ay görüyor musun bu çocuğu anne ya? Ay vallahi bir çocuk ömründen ömür alıyor ya. Oh! Sonunda elekçi sebat etti. Nazan da var ya bir acayip ya. Bir tepsi poğaça için var ya, kendini satacak neredeyse. Ne bu aşk aga? Sana var ya ötenazı istetirim ha. Seyrek Ulvi, araya kaçan Ulvi. Gerizekalı, sus, işe fokuslan. Bana bak şimdi, gündeki kadınlar hapşuruklu poğaçaları yiyecek. Bu tepsideki hapşuruklu poğaçaları da kahvedeki kocaları yiyecek. Eşittir, herkes eczalık olacak. Amerikan doları Zeynep'in şifası karşısında eriyecek. Yürü. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Benim biricik geniş kahvem. Size duman duman ev poğaçası getirdim. Demir abi, herkese koyu karetteden çay. Bana 6 tane, 24 şekerli olsun. Bilal, ortağım, sen de ye. Hes lan, hes. Mezbahatına bak. Ben niye ısmarlıyormuşum sana çay, ha? Allah Allah. Ben yemem poğaça moğaça. Biz Lala'yla beraber danıt yedik. Bana bak, bana bak. Midesiz, vallahi billahi uzak dur benden. Keserim bıçakla senin o mikroplarına. Bir dakika, bir dakika Bilal. Bulaşma çocuğa. O mikroplarıyla güzel. Geçmiş olsun dilekleriyle. Dikkat et Ulvi, halka bulaştırma. Nain Devir abi, bulaşmaz. Kesinlikle bulaşmaz. Bu poğaçalar koruyucu kalkan. Mikrop kıran, virüs söken. Hoytma! Hacı abilerime bak be. Hadi bakalım, yiyin. Yiyin, yiyin. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin, yiyin. Bakın çaya da batar ha. Çok pratik. Vay zekalım benim be. Poğaçayı kes ya. Aynı senin abrada benziyor ha. Herkes de yiyor hacı. Zeki abi, sen de ye. Geri durma. Ne diyorsun lan? Şişt yedik Zeki abi. Ararım ağzını bununla. Ya vallahi öyle bir şey demiyor. Ateşle hastalık geçiriyor ya. Sen ona ne bakıyorsun ya? Yanlış anladın ya. Tabii canım, dur sen. Allah Allah, al. Al. Zey! Zey Zey! Kolay gelsin. Zey, bana bak. Bana bak güzelim, bak beni Hipokrat çarpsın ki bugün işlerim fena açılacak. Kız demin beni müneccim öptü. Gripti. Ama inşallah virüsleri bana ilişmemiştir. Cevahir ne saçmalıyorsun ya? Zaten sana çok kızgınım, iyice kızgınlığımı harlıyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım Zeynep, soğuk algınlığı için, grip için bana bir şeyler verebilir misin? Tabii hemen, çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Grip mi oldunuz? Hayırlı olsun. İyice hapşurup mikrobikleri saçtınız mı dostlarınıza? Yani yapmayın diyorum, yanlış anlamayın. Ama hani yaptıysanız da genziniz sağ olsun. Oh, oh, virüs tutmuş. Yayılmacı politikam sayesinde ecza para basacak. Bambi yüzlümün de yüzü gülecek.
Çok geçmiş olsun tekrar. Cevahir, sende bir hal var gene. Ne yapacaksın? Bu sefer de Eza'yı mı satacaksın? Tövbe yok ya, Allah Allah Asma katım. Öyle şey olur mu ya? Ben acil şifalardan yanayım. Sen satışına devam et. Bak birileri daha geliyor. Burunlarını öyle içli çekiyorlar ki benim de onların yanına gidesim geliyor vallahi ya.